Kanal 34 ekranlarından herkese merhaba. Bugünkü konuğum çok uzaklardan. Nereden mi? Rusya'dan ekonomist Eva Çayoğlu bizlerle. Hoş geldin Eva. Merhabalar. Nasılsın? Süper. Sizi aramızda görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Eva kimdir? Neler yapar? Bu konularda bilgi alabilir miyiz senden? Tabii ki. Benim adım Evgenia Çayoğlu. İstanbul'da oturuyorum. Asıl kökenli Rusum ama yıllarca yurt dışında yaşıyordum. 8 seneden fazla Türkiye'ye geldim. Ondan sonra yavaş yavaş yerleştim. Son zamanlarda oyunculuk ve modellik yapıyorum. Ve bu arada gelecek hafta yeni yapılacak program içerisinde sunucu olarak yer alacağım. Sizinle beraber ekonomik ilgili problemleri inceleyeceğiz. Diğer misafirlerle karşılaşacağız. Çay, maya içeceğiz. Şeker, çikolata yiyeceğiz. Eva Çayoğlu önümüzdeki haftadan itibaren kanalımızda programa başlayacak. Hem yapımcı hem sunucu olarak kendi programını yapacak. Ekonomi programı ağırlıklı. Biraz programından bahsedelim. Evet. Ana konumuz ülkeler arası ilişkiler daha iyi bir haline getirmek için neler yapabiliriz? Yani problem noktaları nerede bulunuyor? Tabii ki bütün bilgileri sahip kimse olamaz. O yüzden her program için ben farklı bir konuk ağırlayacaksın. Evet. Her programın konusu ayrı. Ayrı bir misafir çağırmaya çalışacağım. O noktaları çözmeye çalışırız. Umarım Türkiye ve diğer ülkelere faydalı bilgiler gelir, yayınlamak istiyorsun. Güzel projeler çıkaracağız. İnşallah harika diyoruz evet. Bunun için. Peki Eva, 8 sene oldu Türkiye'ye geleli dedin az önce. Evet. 8 yıldır İstanbul'da mısın? İlk zamanlarda gidip geliyordum ama son 3 sene yurt dışında hiç çıkmadım. Okuyordum. Boğaziçi'de İngilizce kursuna gidiyordum. Yabancı dilleri yüksek okulunda. O yüzden aynı zamanda İngilizce ileri seviyede bulunuyor. Bu konuda her tarafından destek sağlayabilirim. Aynı zamanda İtalyanca kursuna gidiyordum. Yarım sene boyunca tüm yeni seviyede İtalyancım da var. Her taraftan misafirler gelebilir. Aynı zamanda diş ticaret kursuna gidiyordum. Diş ticaret uzmanı olarak sertifika aldım. O yüzden ya ben düşünüyorum bütün problemleri biz burada çözeceğiz. İnşallah. Peki İstanbul'u nasıl buluyorsun Eva? Alışabildin mi? Seviyorum. İstanbul'u çok seviyorum. Sanki benim şehrim böyle biraz oldu. Memlekete gidince yani İstanbul'u özlüyorum ama tabii ki burada kalırken akrabalar aklıma geliyorlar. Onları sarılmak, kucaklamak isterdim. Evet. O vardı. Özlem duyuyorsun yani, memleketini, evet, aileni, akrabalarını. Ailen hala yurt dışında mı yaşıyorlar, seninle mi? Ailem yurt dışında yaşıyor. Tabii ki anne babamı çok özlüyorum burada. Evet. O vardı. Asıl doğum yerin, memleketin neresiydi? Ben Ukrayna'da doğdum. Evet. Orada birkaç sene yaşadım. Ondan sonra ailem Moldova'ya taşıdı. Orası da büyüdüm. Üniversite orası tamamladım. Ekonomik bir bölümü. Evet. Peki, çok güzel. Son olarak eklemek istediğin konular var mı Eva? Kendini daha fazla tanıtabilmek açısından veya yapmak istediğin projeler var mı daha farklı? Haftaya Instagram'da ve Twitter'da hesap açacağız. Hı hı. Yani eğer katılmak isteyenler olursa, bu programı ilave etmek isteyenler olursa oradan bana yazabilirler. Bütün sorulara cevap vereceğim. Yani, Instagram'dan da izleyicilerimiz, yani, evet. Senin takipçilerin evet. Soru sorarak senden bilgi alabilirler. Evet. Yapmak istediğim program ekonomi ağırlıklı. Evet. Ekonomi iş dünyasına konuklar almak istiyorsun.
Şimdiden programın hayırlı olsun diyoruz biz de. Başka eklemek istediğin konular var mı? Yani göreceğiz. Her şey yani sabırsızlanıyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Peki, teşekkür ediyoruz katıldığın için Eva. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.